Evet arkadaşlar, herkese yeniden merhaba. Bugün ufak çaplı bir drone uçurayım dedim. Uçurmaz olaydım. Sahil kenarında bir uçurdum. Böyle bir metrelik sopayla amca geldi. Güzel bir muhabbetimiz oldu amcayla. Ondan sonra yok benim evimin üstünde uçuruyorsun falan filan diye. Aslında üstünde uçurmuyordum ama neyse, orada biraz çekimler yaptım. Neyse ki sonunda geldi amcamız da. Onun dışında şimdi bir de buraya geldim. Biraz da araziye. Drone kullanan varsa arkadaşlar, siz de zaten farkındasınızdır. Özel mülkiyet adı altında dayılarımız biraz kızgın olabiliyor. Yani ben sahil kenarında çekmiştim videoları. Ufak çaplı, bilmiyorum, evin üstünde uçurduğumu zannetmiyorum. Bir tarihi eser yer var, oranın üstünde uçurdum. Oradan gene sahil kenarına geçtim. Dayı bir anda geldi, elinde bir metrelik sopayla tabii. Hani böyle 40 senelik böyle ev hanımlarının zerzenişleri vardı ya kocalarına. Aynı o ayarda. Yeter artık, bıktım sizden, işte dayanamıyorum, şöyle böyle drone uçuruyorsunuz. O kadar da uçuran var mı onu da bilmiyorum. Ben daha yeni almıştım zaten. Yani yasak bölgeleri biliyorum. Şimdi yasak bölgelerde uçurmamaya dikkat ediyorum ki kişilerin haklarına haklarını işgal etmemeyi de özen gösteriyorum bunlara. Neyse, buna rağmen dayım biraz sinirlenmiş. Neyse geldi, bir metrelik sopayla tabii. Seni de polise şikayet edeceğim. Ondan sonra en yüksek ceza almanı sağlayacağım. Ben de böyle gözlüğün, hani o şey olur ya, gözlüğün ucundan bakarsın ya, ben hayretler içinde dayıya baktım. Yani pek de bir şey demek istemedim. Ama neyse ki güzel videolar çıkarmıştım. Sonrasında çok komiğime gitti. Yani dayı söylerken de çok komiğime gidiyordu. Sonrasında da güle güle bir hal oldum. Yani o halini keşke bir kameraya alsaydım. Yani izleseniz siz de gülerdiniz. Onun dışında arkadaşlar, dün akşam da hem bu hayvanın hem de bizim kaplanın antifrizini değiştik. Antifriz değişmek önemli. Yani belli bir kilometresi var. Bununki temiz çıktı. Bununkini yakın zamana değiştirmişler belli ki. Şimdi ben kendi motorumu biliyorum yani, 20 bin kilometrede mi ne öyle bir şey olmuştu. Şimdi 55 bin civarında falan bir kilometresi var. Anca değiştik. Yani yağ filtresi devam tarzı kullandım hep ben onu. Tabi diğer bakımlarını da incini yaptık ama mesela o şeyin antifrizini pek değişmedim yani. Ya çok da iyi vaziyette çıkmadı haliyle. Onun için size de tavsiyem, yani antifrizinize bakın, nasıl, ne halde, iyi mi kötü mü, bunlara dikkat edin derim. Yani ben Pulsar'da çok da iyi değildi. Hani biraz bazı yerleri paslanmıştı. Bayağı tazikli suyla yaptım. Gene zaten yağ filtresi değiştirme gibi, hava filtresi, diğer bakımları gibi. Yani bunu da kendim yaptım. Şimdi yakın zamanda zaten fren sıvılarını da değiştireceğim. Yani onların da değişmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü Pulsar'da da fren biraz kötü vaziyete geldi. Yani sanki ön fren böyle tam tutmuyor. Ya yani sonlara doğru tutuyor. Önceden böyle dokunduğu zaman haş diye böyle atardı kendini. Ama şimdi o kadar da iyi değil. Ha gerçi şu da var. Diskten dolayı da olduğunu düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar, şu günlerde zaten bu polis amcalar yani motorları fena takmış durumda ki gerçekten haklılar. Yani ben şehir içinde kesinlikle basmamaya dikkat ediyorum. Yalnız şöyle bir çıkmaza girdiğimiz bir durum var. Bu motorun üstünde ben aldığımda Akropovic egzoz vardı. Ama orijinal egzozu yoktu. Şimdi orijinal egzoz olmayınca ne oluyor? Bir orijinal egzoz arıyorsunuz ama yani almaya çalıştığınız zaman da her şey çok aşırı pahalı.
Ya bir susturucu yaptık biz buna. Ya bir nebze kısıyor ama tabii yeterli düzeyde olmuyor. Onun için yani şehir içinde kesinlikle basmıyorum. Ses çıkaracak bir hareket de yapmıyorum. Çevreye hani ses gürültü vermemek için. Çünkü ciddi manada şöyle bir durum var. Ya bu ses bizim hoşumuza gidiyor olabilir ama çoğu kişinin emin olun hoşuna gitmiyor. Çoğu kişi evdeyken ya bak adamın işte ne güzel motoru varmış. Of ne yani serenat geldi sanki böyle hani mest olmuyor yani bu adam. Bu adam anca küfür ediyor. Ve iğreniyor yani. Ya bunu ben de yaşıyorum. Ki zaten mesela araba kullandığım zaman ya motorların bazılarına gerçekten tiksiniyorum. Ya niye böyle çok garip hareketler yapanlar var. Hani çevreye çok duyarsız davrananlar var. Ya duyarlı davrananlar da var. Mesela ben ne zaman basıyorum bu makinayla? Ya ancak ve ancak otobana çıktığım zaman. Ya şehir içinde basmıyorum. Bu egzozda basmıyorum. Ya susturucuyu taktığım halde dahi gene yüksek bir ses var. Orijinal egzoz satan varsa benimle iletişime geçebilir. Yani uyguna bir orijinal egzoz. Ya bazıları böyle çıkıp da 3-4 milyar orijinal egzoz fiyatı çekerse onu pek düşünmüyorum. Ama önemli olan şey saygı. Çevreye saygılı olmak lazım. Ya ben otobanda basıyorum anca. Otobanda da tamam. Yani orada da artık çevresinde ev yok yani. Yani kim küfür edebilir bana? Bu arada benzin ışığım gene yanmaya başlamış. Ben böyle yandığı zaman 30 kilometreye kadar gidiyorum. Pek de gene içinde ufak benzin kalıyor ama tabii riskli bir durum. Tabii ben şehir içinde sakin sürdüğümden dolayı pek sıkıntı olmuyor. Bu arada anlık tüketimim hangisi? Bu ne? Yani bu bir an yaptığım yakıt zannettim. ...5.6. Yani otobanda basınca biraz yükseliyor tabii, değerler yükseliyor. Şehir içinde düşürüyorum, otobanda yükseltiyorum. Yalnız motorun sevdiğim bir güzel yanı, ya tork o kadar fazla ki. Yani şu an 5. vitesteyim. Ya 3. vites, 4. vites hiç fark etmiyor. Motor yani onları çok rahat kaldırıyor. Ya torkun güzel yanları yani. Evet arkadaşlar. Drone görüntülerini eklerim. Güzel videolar çektim. Yani o dayı da işin eğlencesi oldu. Ben böyle bakıyorum. Ya tabii ciddiye alan adam çok şey yapabilir ama yani ciddiye alınacak bir durum tabii yoktu. Ya bir de yaşına hürmet insanların etmek lazım. Yani yaşı ileri olan insanlar böyle gergin tepkiler veya olmadık tepkiler verebiliyorlar. Ya onlara tabii hoşgörüyle yaklaşmak lazım. Yani dayım da çok bir şey demedi bana ama sadece dediği şeyler çok komikti. İşte seni polise şikayet edeceğim ve en yüksek cezayı almanı sağlayacağım dedi. Ben orada zaten böyle bir ya bir gülmeye başladım. Dayı o beni gördü, daha da sinirlendi böyle. Yani dediğimde sadece tabii şikayet edin ama dedim yani polisle yetinmeyin, daha fazla yerlere de şikayet edin. Yani bunu dedim, daha da sinirlendi. Şimdi ne desen daha da, yani adamdan özür diledik. Kusura bakmayın, sizin eviniz neredeydi, uçurdum mu orada onu dahi bilmiyorum. Orada kayıtta da değildi zaten. İsterseniz göstereyim. Ama dedim yani polise şikayet etmeniz şu an dedim yani biraz gereksiz oluyor sadece. Bunun farkında mısınız falan. Yani dayıya ne desek sinirlendi yani. Başka hiçbir şey yapmadı. Elinde de bir metre değnek vardı. Neyse, günümüzün eğlencesi de bu oldu arkadaşlar. Yeniden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.